Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere pestil tarifiyle geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi incecik ve nefis oldular. Benim kullandığım meyveler incir, erik ve böğürtlendi. Sizler dilediğiniz meyvelerden yapabilirsiniz. Evde yumuşamış olan meyveleri de pestil yaparak değerlendirebilirsiniz. Pestil yapmak zannettiğiniz gibi zor bir şey değil arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl yaptığımı ben anlatacağım. Sizlere de şiddetli tavsiye ederim. Evet. Şimdi pestilimizin yapılışı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben karışık meyveler kullandım. Toplamda 1 kilo geliyordu. Hepsi tarttım ve 1 kilo meyvem vardı. Meyvelerimi ayıkladım, öncelikle yıkadım ve çekirdeklerini çıkarttım. Sert kısımlarını kesip bu şekilde dörde bölerek meyvelerimi tencereme aldım arkadaşlar. Evet, ilk işlem meyvelerimizi bu şekilde doğramak. Çürük olan kısımlarını da kesip atalım. Dikkat edelim. Dediğim gibi evinizde yemediğiniz meyveler varsa, yumuşamış ve meyveler varsa tam idealdir pestil yapmak için. Evet, erik, incir ve böğürtlenlerimi ben bu şekilde tencereme hepsini aldım arkadaşlar. Tam 1 kiloydu. 1 kilo meyvem vardı. Sizler meyve miktarını artırırsanız ölçülerini de o şekilde ayarlayın arkadaşlar. Evet. 1 kilo meyveme 1 büyük boy su bardak su ilavesi yaptım. Yaklaşık 300 milim bardak ile. Ocağımın altını açtım ve orta ateşte kaynamaya bıraktım. Meyvelerim yumuşayana kadar gördüğünüz gibi suyunu saldı. Oldukça yumuşadılar. Şimdi bu toplam arkadaşlar kısa sürüyor. 15-20 dakika arası. Meyvelerim yumuşadıktan sonra dilerseniz burada el blender'a ile püre yapabilirsiniz. Ben robotumu aldım. Robotumda püre yapmayı tercih ettim. Daha çok uğraşmak istemediğim için 10 saniyede ben robotumun içerisinde püre yaptım. Robotumda püre yapmak için süresini 10 saniyeye ayarladım ve hız seviyesini de 8, 9 daha sonra en yüksek devirde çalıştırarak meyvelerimi çok güzel püre yaptım. Evet. Şimdi göstereceğim size. Gördüğünüz gibi artık hiçbir işlem yapmama gerek yok arkadaşlar. Süzmeye ya da tekrardan el blender ile geçirmeme benim gerek yok. Sizler dilerseniz el mikseri ile bu şekilde olana kadar püre yapın. Dikkat edin etrafa çok sıçramasın. Evet. Şimdi tekrar ocağı aldım. Ocağımın altını hafif açtım arkadaşlar. Tadına baktım. Tadı bana çok böyle tatlı gelmedi. Ben biraz daha tatlı bir tat istediğim için bu karışıma toplamda tam 1 çay bardak şeker ilavesi yaptım. Tam yeterli geldi arkadaşlar. Sizler hiç şeker de ilave yapmayabilirsiniz. Eğer meyveniz çok tatlıysa, önce tadına bakın, daha sonrasında şekerinizi damak tadına göre ilave edin. Evet, birkaç taşım kaynattıktan sonra ocaktan aldım. Hemen sıcak sıcak tepsimin altını önce yağlı kağıt serdim arkadaşlar. Çok önemli. Çok daha çabuk çıkartabilmemiz için yağlı kağıt koyalım. Evet, daha sonrasında harcımdan ince bir şekilde, çok kalın olmasın. Bu da çok önemli. Eğer çok kalın harcımızdan dökersek kuruma süresi uzun olacaktır. Bu nedenden dolayı oldukça ince dökmeye çalışalım. Her yerine gelecek şekilde spatula ile sıyıralım. Evet, gördüğünüz gibi ben bu karışımdan arkadaşlar 3 tepsi çıkardım. Şimdi size burada göstereceğim. Dilerseniz böyle bir pasta sıyırıcınız varsa bununla da eşit bir şekilde sıyırabilirsiniz. Her tarafı bu şekil eşit olacaktır. Ve işinizi daha bir kolaylaştıracaktır arkadaşlar.
Çünkü spatula ile yaparken çok geniş olmadığı için biraz kalın kalabiliyor bazı yerleri. Evet, gördüğünüz gibi ben bunları güneşte penceremin kenarına koydum ve tam bir günde kuruttum arkadaşlar. Almanya'da normalinde güneşimiz çok yok ama ben o günü pestillerimi kurutarak değerlendirdim. İnce yaptığım için de bir günde pestillerim çok güzel kurudu gördüğünüz gibi. Pestillerimi zorlanmadan yağlı kağıdın sayesinde çok güzel çıkartıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunları önce bu şekilde yaklaşık 3-4 santim genişliğinde keselim. Daha sonra dilerseniz muska şeklinde, dilerseniz rulo şeklinde saralım. İçerisine ceviz de sarabilirsiniz. Ama ben cevizi sarmayı tercih etmedim. Yerken cevizle birlikte servis yapacağım. İsteyen istediği miktarda içerisine ceviz sarabilir. O şekilde ben tercih ettim. Sizler içerisine dilerseniz hiçbir şey koymadan da sarabilirsiniz benim gibi ya da ceviz koyarak sarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay açılıyor arkadaşlar. O kadar pratik oldu ki ince olduğu için de çok çabuk kurudu. Dediğim gibi ince dökmeye dikkat edin. Eğer kalın dökerseniz bu kuruma süresi biraz artabilir arkadaşlar. 2 gün, 3 gün, 4 gün de anca kurutursunuz. Evet, içerisine hiçbir şekilde nişasta koymadım. Sadece su ve şeker ve meyvelerimiz. Ben bütün kağıtlarımı bu şekilde şeritler halinde kestim. Gibi arkadaşlar aynı tarifi sizler sade bir meyve kullanarak da yapabilirsiniz. Sade erikten, kayısıdan, üzümden, incirden, duttan farklı meyveler kullanarak aynı şekilde tarifimi uygulayabilirsiniz. Hiçbir şekilde nişasta kullanmadan gördüğünüz gibi çok da kolay bir şekilde bir pestil yaptık. Evet, kesmiş olduğum şeritleri de bu şekilde rulo sardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inceliğini ve gerçekten çok lezzetli oldu. Tüm meyvelerin vermiş olduğu renk de şahane oldu. İncir, erik ve böğürtlen. Gördüğünüz gibi şahane bir renk elde ettik. Tek seferde şeritleri bu şekilde sarmak bir yiyimliğe fazla gelebilir. Yerken sizler bunu açıp içerisinde ceviz sararak o şekilde porsiyonlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz rulo değil de muska şeklinde de sarabilirsiniz. Evet. Şimdi burada sizlere inceliğini tekrar göstereceğim ve ne kadar kolay kalktığını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç zorlanma yok. Çok kolay bir şekilde pestilimiz kağıdımızdan ayrılıyor. Hiç uğraştırmıyor. Harika değil mi? Gerçekten müthiş oldu. Çok pratik. Hemen yap. Ertesi günü pestilimiz hazır. Evet. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Ayrıca kanalımda binlerce tarifim mevcuttur. Menü tariflerim, soslu menülerim, yöresel yemekler, pasta, tatlı, hamur işi, bu şekilde çerez tarifleri, pratik bilgiler paylaşıyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Bu tarifleri ben sizler için ayrıntılı bir şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Sizler de bana geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.